Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün size LiveBlocks'la uygulamalarınıza nasıl collaborative, yani işbirliği içeren deneyimler ekleyebilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Genel olarak içeriğimiz, küçücük kendimden bahsettikten sonra LiveBlocks nedir, neden alternatifleri yerine LiveBlocks'u kullanmalıyız, nasıl kullanabiliriz uygulamamız içerisinde, LiveBlocks'u kullanan insanlar neler söylüyorlar farklı şirketlerden ve LiveBlocks feature'larına olan Presence, Broadcast konularını işleyeceğiz. Yani sunum yetişmesi için iki tane feature'ı işleyeceğiz ve bizim de kendi onlar için oluşturduğumuz örneklerden bahsedeceğiz. Şöyle küçücük kendimden bahsedersem, ben Didem Küçük Araslan. Spike AI'de frontend developer olarak çalışıyorum. Onun dışında YouTube üzerinde ve Udemy üzerinde developerlar için tech content hazırlıyorum. Ve aynı zamanda bu aslında benim canlı olarak gerçekleştirdiğim ilk sunumum. O yüzden birazcık da heyecanlıyım. Şimdi öncelikle LiveBlocks nedir? LiveBlocks bir real-time, yani gerçek zamanlı bir collaboration infrastructure sunuyor uygulamalarınız için. LiveBlocks'la birlikte performanslı işbirliği içeren, yani birden fazla kullanıcının olduğu aslında deneyimler yaratabiliyorsunuz kendi halihazırda var olan uygulamalarınız için. Aynı zamanda bu real-time uygulamalarınızı kolayca build, host, scale edebilmenizi sağlıyor. Neden LiveBlocks kullanıyoruz? Avantajları nelerdir derseniz. Burada aslında bu LiveBlocks'un size sunduğu bu real-time experience'ları uygulamanıza eklemek için burada, yani birazcık açayım aslında, hani bu live cursor'lar, işte odada kaç kişi bulunuyor? Atıyorum bir waitlist room'u yapıyorsunuz, odada şu an sizi kaç kişi izliyor? Tarzındaki ya da işte live cursor'lar, avatarlar gibi şeyleri kendiniz yaptığınız zaman aslında büyük bir takımın onu yapması daha kolay. Ama hani biz kendi başımıza developerlar olarak bütün bu işi yüklenmemiz, hatta yani atıyorum 1 milyon kullanıcı olduğu zaman ne olacak sorusuna cevap vermemiz daha zor bizim için. Bunu bizim için en basit hale getiriyor aslında. Ve developer experience konusunda da çok fazla, işte ben şu feature eklemek istiyorum LiveBlocks'u dediğiniz zaman çok fazla açık kaynaklı örnekleri var. Bu da gene LiveBlocks'u tercih etmemizdeki bir diğer neden. Gene no initial cost, herhangi bir ödeme, kredi kartı girişi yapmanıza gerek yok. Başlayacağınız zaman doğrudan işte LiveBlocks'un sunduğu feature'lardan birini ben şu anda uygulamama eklemek istiyorum dediğiniz zaman doğrudan girip örneklere bakarak ekleyebiliyorsunuz. Gene developer-centric analytics ve dev tools araçlarını sunuyor. Bu şekilde hani uygulamanızı da eş zamanlı olarak debug edebiliyorsunuz. LiveBlocks aslında developerlara tamamlanmış bir toolkit sunuyor ve bununla birlikte size sağladığı feature'ları ekleyebilmeniz için alan tanıyor. Bunu yaparken de gene developerlardan bahsettiğimiz için burada göreceğiniz paketleri kullanarak LiveBlocks'u entegre edebiliyorsunuz sistemlerinize. Mesela LiveBlocks Client, LiveBlocks React, gene Redux'da kullanmak isterseniz ya da bir State Manager kütüphanesi kullanacağım derseniz Lushten'de de kullanabiliyorsunuz. LiveBlocks'u bir editör üzerinde kullanacaksanız YJS editörünü gene destekliyor. Gene burada gördüğünüz kısımlar gitgide artarak devam ediyor entegrasyon konusunda. Şimdi LiveBlocks avantajlarından vesaire bahsettik ama böyle genel olarak hani ne işe yarıyor kafanızda netleşmesi için uygulamalarınızla kolayca ve hızlı bir şekilde collaborative deneyimler, yani işbirliği içeren deneyimler sağlıyor. Burada göreceğiniz gibi avatar siteye ekleyebilirsiniz. O an odada atıyorum işte 150 kişi bulunuyor. İşte Didem'in cursor'u, Didem'in avatar resmi vesaire, bunları gösterebilirsiniz. Gene benim işte Figma'yı hayal ederseniz Figma'daki live cursor'ları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Gene bir whiteboard oluşturursanız whiteboard experience üzerinde işte atıyorum dikdörtgenleri sağa sola çektiğiniz ya da resim çizdiğiniz bir tool yaratmak isterseniz LiveBlocks size burada yardımcı olabilir. Creative tool, herhangi bir aklınıza gelen creative bir idea'yı gene LiveBlocks'ta ya ben bunu da yapabilirim dediğiniz zaman gene yapabilirsiniz. Comment feature'ı beta'daydı. Şu anda herkes kullanabiliyor. Ya ben bunların hiçbirine ihtiyacım yok ama comment kısmını kendim yaratmak istemiyorum. LiveBlocks'tan kullanacağım dediğiniz zaman belli bir aşamaya kadar ücretsiz, bir süreden sonra ücretli diyebiliyorum. Ama uygulamanızda kolayca comment feature'ını ekleyebiliyorsunuz. Formlar için, text editörler için
ve real-time kod editörleri içinde ve diğer productivity tool'ları içinde gene kullanabilirsiniz. Burada Liveblocks'u kullanan şirketler, insanlar neler söylüyor şeklinde Twitter'dan aldığım şeyler aslında. Gene Steven Tay, Developer Advocate, Vercel'de. Normalde bu araçları aslında büyük engineering grupları, Google, Figma gibi bunların yaratabileceği ve scale etme konusunda da bunların deneyimlerine ihtiyacımız var. Ama Liveblocks bunu herhangi sıradan bir developer'ın kullanabileceği aşamaya getiriyor aslında. Yani bugün ben tutup ben uygulamama Liveblocks'a şu feature'ları ekleyeceğim dediğim zaman herhangi bir şey yapmama gerek yok. Liveblocks'u kullanarak bunu yapabiliyorum. Gene diğer yorumlara da bakabilirsiniz. Bunun normalde, buradaki logic'in normalde çok daha zor bir şekilde implement edilebileceğini ama Liveblocks bunu en basite indirgediğinden bahsediyor. Ve gene burada John Pam'ın Design Engineer Vercel'de şu şekilde, Vercel'de bir sonraki slide'da da göreceksiniz. Aslında Liveblocks'un kullanımlarından ve production kodunda kullanımlarından bir tanesi. Ve bunu yapmaları aslında sadece 2 gün aldı Liveblocks ekibinden de destek alarak. Yani şundan bahsediyorum aslında. Burada Vercel Ship live stream'i başlamadan önce şu şekilde bir ekran veriyorlar genelde. Birçoğunuz görmüşsünüzdür bunu. Operatör vesaire tanıtırken de bu şekilde bir ekranla karşılaşmışsınızdır. Burada aşağıya koydukları aslında reaction butonları ve 1795 kişinin izlediği bilgisi Liveblocks'ta implement edildi. Ve bunun canlı alınması aslında çok kısa bir zamanda, 2 gün içerisinde gerçekleşti. Burada aslında Liveblocks'un broadcast feature'ı kullanılıyor ve odadaki kişilere anlık olarak, real time olarak buradaki eventler, yani reaction eventleri broadcast ediliyor. Ve gene Liveblocks bize analytics datası da sunduğu için burada feature'lar tanıtılırken Vercel'de en çok reaction'ın 40.000 civarında kalbin hep rahatını aldığını bu şekilde izleyebiliyorlar. Yani hangi feature ne kadar beğenilmiş, bunun bilgisini de anlık olarak görebiliyorlar, buradaki reaction'ları takip etmelerine de yarıyor. Aynı zamanda da o oda içerisinde insanların daha fazla kalmasını sağlayabiliyorlar. Yine burada platformu, yani genel olarak Liveblocks bu şekilde gözüküyor. Burada entegrasyon kısımları var. Gene işte Redux, React, JavaScript client'ı, Zustand ve Vue.js'i kullanarak entegre edebiliyorsunuz ve Liveblocks'taki en önemli yapı odalar. Odalar aslında aynı bizim şu an burada bulunduğumuz oda gibi. Yani aynı işte burada 50 kişi izliyor vesaire gibi bir bilgiyi tutabiliriz. Hepinizin burada işte cursor'ları olabilir gibi. Bunlar aynı odada, bizim aslında aynı odada hissetmemizi sağlayan şeyler. Ve en genelde bir oda var. Onun içerisinde de bize feature'lar sunuyor. Ne gibi? Bu presence feature'ı. Presence aslında varlık. Yani hepimizin birer varlığı. İşte bu live cursor'lar, avatarlar vesaire bu alana giriyor. Birazdan örneklerini göreceğiz. Broadcast, az önce gösterdiğim reaction butonları gibi eventleri broadcast edebiliyoruz. Doküman, real time, işte collaborative dokümanlar yaratmak istediğiniz zaman, atıyorum Notion'da real time çalışmak istiyorum gibi bir feature geliştirmek istediğiniz zaman bunun için de dokümanı kullanıyorsunuz. Comments de sadece yorum ekleme aslında. Ve diğer tarafta da platform, yani Liveblocks bize bir platform sunuyor. Gene bu odaları, yarattığınız odaları görebileceğiniz, API key'leri vesaire düzenleyebileceğiniz bir dashboard'u var, bir uygulaması var. Gene REST API sunuyor, WebSocket infrastructure'ı var. Ve bize aslında bu commentlerle sık sık kullanılan Webhooks feature'ı da var. Bir comment yaratıldığı zaman ya da değiştirildiği zaman gibi eventleri gerçekleştiği zaman buradaki Webhook'ları kullanarak bunları aynı zamanda veri tabanınızda da sync edebiliyorsunuz. Bazı şirketler bunu bu şekilde kullanıyor. Sadece hani Liveblocks'a güvenerek değil, kendi veri tabanlarında da aynı zamanda sync ediyorlar bu datayı. Gene Analytics tool'u var, az önce Vercel'de gördüğünüz gibi. Ve Schema Validation feature var. Burası beta'dı diyebiliyorum. Product'ta ne dedik? Presence dedik. O an dokümanda kimler var, odada kimler var, bunun bilgisi. Broadcast, İşte bu reaction eventlerinin broadcast edilmesi gibi, anlık odada aslında birilerine mesaj gönderiyorsunuz gibi. Document gene data store kısmına giriyor, collaborative editörler için. Comments'te de annotation, işte mention'lar, alıntılar vesaire. Birilerini alıntılamaya çalıştığınız zaman da otomatik olarak drop-down'da gösteriyor bu arada. Presence kısmı kişileri aynı odada gibi hissettirmek için. Örneklerini sağda görebilirsiniz. Burada live cursor'lar.
uygulamanıza eklemek istediğiniz zaman, bir waitlist room'u yaptığınız zaman mesela otomatik olarak bunları kullanabilirsiniz. Live avatar stack, odada kimler var, kimler beğendi bilgisi gibi. Bunun ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama form selection'larda da gene form input'unu kim seçti bilgisini de tutabiliyorsunuz. Gene collaborative whiteboard'lar en sık kullanılan presence'a örnek verebiliriz. Şu şekilde ben presence'ı kullanarak bir örnek yaptım aslında. Burada AI ile kendim geliştirdiğim bir uygulamam vardı. Onun için burada bir join waitlist kısmında live logs'u kullanmak istedim. İşte şurada gördükleriniz aslında live cursor'lar implement edilmiş o hali. Şuradaki de live cursor'lar, odada benden 3 tane var bu arada. Burası bir gift'i ama şu anda gösteremiyorum. Şu şekilde cursor'unuz hareket ettiği zaman diğer browser'dan bu şekilde görebiliyorsunuz anlık olarak. Şimdi az önce gördüğünüzü yapabilmek için kodda neler oluyor? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle Create Next App Latest'la App Router kullanarak bir Next.js uygulaması yaratıyorum. Burada App Router kullanacağım. Uygulamamın ismi de My Collaborative App. LiveBlocks indiriyorum. LiveBlocks Client ve React paketlerini indiriyorum Next.js'te kullanırken. Burada Create LiveBlocks App Latest Init Framework React diyerek bir LiveBlocks initialize ediyorum. Şu şekilde bir dosya oluşuyor ben bunu çalıştırdığım zaman. Burada LiveBlocks'un client'ını görebilirsiniz. Genelde 3 parametre alıyor. Burada authentication implement edecekseniz değişiyor, etmeyecekseniz doğrudan public API key kullanabiliyorsunuz. Aşağıda odada bulunan her kişi için bir presence, yani varlık bilgisi. Burada gene cursor'ları tutacağım ben. Şu anda comment'li ama burada cursor'ları tutacağım. Gene X ve Y mouse pozisyonlarını burada tutabilirsiniz. Ve aşağıda LiveBlocks'un kendi otomatik oluşturduğu, bizim uygulama için kullanabileceğimiz bin bir türlü hook. Hepsi farklı farklı işlere yarıyor. Hepsini de kullanmanız gerekmiyor. Hangi feature'ları kullanacaksanız aslında onları çağırabiliyorsunuz. Mesela ben bu uygulamada storage'ı hiç kullanmayacağım. O yüzden presence'ı doğrudan alabilirsiniz. Burada şimdi authentication optional. Authentication'ı implement etmeyebilirsiniz ama işte odalara kimler gelebilir, kimler neyi editleyebilir gibi izinleri yapmak istediğiniz zaman LiveBlocks bunlara da izin veriyor. Burada authentication'ı kurmak istediğiniz zaman gene burada dediğim gibi authentication'sız çalışabiliyor. Ve authentication'sız çalıştığı şeyler genelde böyle marketing page'lerinde falan kullanılıyor ve security'nin çok da gerekmediği konularda. Ama access restrict etmek istediğiniz zaman belli user'lar için burada authentication'ı şu şekilde kurabiliyorsunuz. Gene Next.js App Router kullanıyoruz. LiveBlocks Node paketini indiriyorum. Ve daha sonrasında bir authentication endpoint'i tanımlıyorum ve bu benim API LiveBlocks Auth endpoint'ine istek atıyor aslında authenticate etmek için. Bir user meta datası kullanıyorum. Bu benim DB'den gelen user'ımın aslında infosunu gösterecek ve ben live cursor'ı gösterdiğim zaman oradaki data aslında buradaki data. Oradaki name ve image buna karşılık geliyor. Ve Next.js'deki route.js dosyamda App API LiveBlocks'taki route.js dosyamda işte bir LiveBlocks client oluşturuyorum. Odayı alıyorum. DB'den user alıyorum ve burada DB user ya da anonim bir user yarat şeklinde avatar versal'den de bir random aslında avatar alıyorum. Bir session oluşturup user info değerlerini girip ve burada aslında sizin izinlerinizi verebileceğiniz kısım burası. Ben burada full access tanımladım. Anonim user'lara da, normal user'lara da full access tanımladım. Gene point bilgisinde x ve y cursor değerlerini tutuyorum. Gene auth endpoint'imi görebilirsiniz. Presence'ı bu sefer açtım. Point tipinde bir cursor tutuyor. Yani odadaki herkesin aslında bir mouse pozisyonu var. Ve her birinin içerisinde bir info, name, image değerleri tutuyor. Gene uygulama içinde kullanacağım provider'larımı da bana LiveBlocks sağlıyor. Ve üçüncü adım olarak en önemli şey oda. Oda olmadan olmuyor. Hepimiz bir odadayız gibi. Burada bir oda oluşturuyorum. Şuradaki room kısmı oda, components room'un altında bu bir client component olmak zorunda. Çünkü aslında hani provider sağlıyor. İşte room provider'ın içerisinde bir initial presence değeri veriyorum. Orada da cursor, en başta herkesin cursor değeri null gibi düşünebilirsiniz. Ve room'un içerisinde de waitlist room component'ını döndürüyorum. Ve ben bunu oluşturduğum zaman aslında şuradaki ID'ye bakarsanız waitlist şu şekilde
Liveworks'un dashboard'unda da waitlist odasının oluştuğunu ve içinin boş olduğunu görebilirsiniz. Hook'larda gene client side suspense şeklinde bir yapıyı göreceksiniz ve fallback'te, yani buradaki Liveworks yüklenene kadar aslında dilediğiniz bir loading animasyonunu döndürebilirsiniz. Ve client side suspense'ten bahsedeceğiz. İçerideki bu hook'ların, yani Liveworks'un bize verdiği bu use self, use others şeklindeki hook'ların kullanılabilmesi client side'de gerçekleşmek zorunda. Ama Next.js server side rendering yaptığı için bunu aslında replemem gerekiyor client side suspense'le. Ve neden doğrudan React Suspense kullanamam? Bundan bahsedeceğiz. Burada yani önceki implementasyonda şu şekilde kullanıyorlardı. Eğer Liveworks kullanılmadıysa, yüklenmediyse, yani cursor nullsa, buradaki useSelf aslında benim presence'ımı döndürüyor. Me.presence cursor'dan da cursor bilgime ulaşabiliyorum. Ve eğer cursor yüklenmediyse null döndür şeklinde bir implementasyonları vardı eskiden. Ama şimdi bunu şeye çevirdiler. Suspense ile birlikte kullanıyorlar artık. Ve fallback state sunuyorlar. Fallback state server side'da çalışıyor. Yani o loading animasyonu server side'da çalışıp client side tarafında da benim hook'larım çalışıyor aslında. O yüzden burada bu useSelf'teki xt değerleri asla null olmuyor. Ben doğrudan bunları uygulamam içerisinde kullanabiliyorum. Bunu da neden direkt suspense ile yapamazsınız? Çünkü server side'da çalışmaması gerektiğini söylüyoruz. Sadece fallback kısmı server side'da çalışması ve kalanın client'da çalışması için buradaki client side suspense'i kullanıyoruz aslında. Gene bütün bunları söyledikten sonra hook'ların kullanımı, uygulama içerisinde neler yapabilirsiniz? Bakın şurada en sık kullanılanları almaya çalıştım aslında. useSelf hook'uyla benim varlık bilgimi tutabiliyoruz. Me'nin içerisinden aslında gelen değer bunlar. Benim bir info'm var, işte name, image değerim var. Bu authentication endpoint'imden geliyor aslında az önce gösterdiğim. Bir ID'm var, bir connection ID'm var ve bazı bilgilerim var. Yani comment yapabilir miyim, yazabilir miyim ya da read only miyim gibi. Gene presence bilgimde de cursor'ımın null olduğunu başlangıçta görebilirsiniz. Burada da use others kısmında da diğer insanların, odada bulunan diğer insanlar olduğu için array içerisinde objeler dönüyor aslında. Burada da aynı benimkine benzer array içerisinde objeler, diğer insanların bilgisini görebilirsiniz. Waitlist room stay'in içerisinde, yani bu client side suspense'in artık içerisindeki component'la bu şekilde iki tane fonksiyon tanımladım. Burada cursor'larımı hareket ettirebilmem için on pointer move ve on pointer leave şeklinde. Alandan, canvas'tan çıktığım zaman presence'ımı update eden bir fonksiyon. Aslında şurada daha net use my presence şeklinde bir hook'um var. Bunun içerisinde presence bilgimin içinde cursor'ım var. Ve onu update eden, aslında update etmeme sağlayan bir de fonksiyon veriyor bana. Aynı set state gibi. Ve ben işte alandan ayrıldığımda cursor'ımı null'a setliyorum. Alana girdiğim zaman da client x, client y gibi değerlere cursor'ımı setleyebiliyorum. Bu odadaki herkes için bu şekilde çalışıyor. Şu şekilde main'in içerisinde bunları kullandım. Ve burada kendi cursor component'um var. Birazdan içeriğini göreceksiniz. İşte içerisinde x ve y pozisyonları, name info'dan gelen, yani db user'dan gelen veya anonim olarak yazdım. Ve bir renk değeri var. Aşağıda da avatarlarımı görebilirsiniz. Bu şekilde cursor'ın bu şekilde component'un içerisi aslında bir SVG background color var, name'i var gibi tutuyor. Ve önemli olan kısım buradaki transform kısmı. Aslında translate x ve translate y değerleriyle hareket etmesini sağlıyorum. Bunu da presence'dan alıyorum. Buradaki cursor'larımda ben burada hani maksimum iki tane göster gibi yaptım ama avatars list'te burada useSelf ve useOthers'ı kullandım. Yani aslında kendi avatarımı koyacağım ve geriye kalan da others'dan koyacağım şeklinde düşündüm. Burada others slice işte maksimum avatarı göster, geri kalanına işte artı bir more de gibi bir şey yaptım. Yine live avatarın da içeriğini görmek isterseniz aslında üzerinde geldiğiniz zaman kişinin adını vesaire gösteren bir tooltip provider sağlıyor. Bir border color var vesaire. Bu şekilde Shadcn UI kullanarak yaptım bu kısmı. Sonuç olarak bu şekilde gözüküyor. Ve ikinci bir özellik olan broadcast'ten bahsedeceğim. Broadcast'te de bir önceki Vercel'in implementasyonunda, örneğinde gördüğünüz gibi aslında bir reaction'lar var ve odadaki herkesin anında o olaydan haberi oluyor gibi. Real-time eventleri bağlı olan odadaki kullanıcılara
aktarmanızı sağlıyor. Bu arada sadece aynı odadaysanız alıyorlar bunları. Yani farklı farklı odalarda kurabiliyorsunuz. Mesela bunu presentation, automatic refresh, ephemeral chat gibi örneklerde kullanabilirsiniz. Burada chat kısmını yapıyor aslında. Kendi LiveBlocks'un örneği bu kısım. Burada hello anyone der şeklinde bir yazı yazdığı zaman odadaki diğer kişi aynı bu şekilde görebiliyor. Ve broadcast'te ikinci bir örnek olarak React State'i buradaki broadcast'le event dinleyerek yapabilirsiniz. Mesela button on click'lerine bakarsanız burada her eksi butonuna ya da artı butonuna tıklandığı zaman aslında decrease ya da increase tipinde bir event atılıyor. Ve onu da use event listener, gene LiveBlocks'un sağladığı bir hook'u kullanarak dinleyip state'inizi ona göre artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde aslında iki browser'da da buradaki değer aynı anda artıp aynı anda azalıyor. Yani odadaki herkesin aynı anda bundan haber oluyor. Şimdi bizim broadcast'e örnek olarak geliştirdiğimiz şeye gelelim. Gene aynı uygulama içerisindeyim. Cursor'larım vesaire var normalde. Ve avatarım var. Şu aşağıya ben de aynı Universal gibi reaction butonları koydum. Ve bunların üzerinden işte tıklandığı zaman bu şekilde anlık odadaki herkes bunu görebiliyor ve hani küçük de bir animasyonu var. LiveBlocks'un örneğinden aldığım. Bu arada buradaki URL'i vermemişim ama URL'i sonradan veririm. Oraya girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Burada işte use broadcast event, use event listener'ları LiveBlocks'tan kullanıyorum. Reaction'larımın tiplerini TypeScript'le yazdığım için bu şekilde görebilirsiniz. Ve aslında reactions şeklinde state'de, reaction tipinde tutuyorum bunları ve broadcast'ı da use broadcast event şeklinde yukarıda görebilirsiniz. Ve ben burada her bir set reaction dediğimde, yani her butona tıkladığımda o gördüğünüz sparkle'lı butonlara tıkladığımda burada set reactions kısmında bunları birleştirip aslında en aşağıda broadcast deyip xy value şeklinde bir event atıyor. Ve daha sonrasında da bunu dinliyor. Ama şu yukarıdaki use interval kısmından bahsedelim. Bu da her 1 saniyede 4 saniyeden eski olan reaction'ları kaldırmanıza yarıyor. Yani çakışmasınlar diye yapılmış bir şey bu. Ve bu kısımda reaction'ların aslında render kısmında listelendiği alan flying reaction komponentini kullanıyorum. Aşağıda reaction butonlarımı görebilirsiniz. Her birine tıklandığı zaman aslında o set reaction çağrılıyor. O da broadcast event'i atıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Flying reaction o yukarı dalgalı şekilde uçan reaction'lar aslında. Reaction button'larım şurada. 4-5 tane yarattım. Ve seçildikleri zaman set reaction'ı çağırıyorlar gene. Flying reaction component'ımda bu uçup dalgalanan burada. Gene burada birazcık randomness katmak için aslında şurada animate fly up vesaire görebilirsiniz. Bunu birazdan göstereceğim. Burada işte style top left değerlerini veriyorum ve biraz randomness katmak için de timestamp'in 5'e bölümünden kalan da 2'yi toplayıp text'in aslında text xlarge yani Tailwind CSS'de farklı büyüklükte oluşturmasını sağlıyorum burada. Gene class name'de animate left right şeklinde de bir tane daha animasyonum var. Şöyle ilerlediğim zaman şuradaki animasyonları görebilirsiniz. Bu arada örneğe çok benzer animasyonlar. Tekrardan oluşturmadım. Burada gene flying reaction component'ım ve içerisinde kullandığı animate fly up şeklindeki go up 2 second fade out. Yani yukarı doğru böyle dalgalanarak git kaybol şeklinde ve kaybolduğu noktada forward scroll şeklinde animasyonlarım. Bu şekilde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Karşınıza bulunduğumuz takdirde ne gibi sürpriz maliyetler çıkabilir? Comments feature'ının $198 vesaire olması gerekiyor. Connection bazlı mı oluyor yoksa bank genişliği? Aslında o bilgileri çok bilmiyorum ama pricing kısmında biraz bakmıştım. Comments'in sadece ücretli olduğunu görmüştüm ama bu şeyler odaya giren kişi sayısına göre değişiyordu önceki gösterdiklerim aslında. Comments bir tık şey. Teşekkürler. Hocam Socket IO'dan farkı bunu bizim yapmıyor olmamız diye tahmin ediyorum.
Çünkü hani normalde atıyorum bir editörde bir kişi editlemeye çalışırken diğerinin hani çakışıyor ya bunlar normalde. Bunların hepsini bizim handle etmemiz gerekiyor. Ama bizim ürünümüz bambaşka. Mesela benim buradaki örneğimde ben aslında EFT tapping uygulaması yapmaya çalışıyorum. Yani AI kullanarak script generate edeceğim. Bambaşka bir uygulama yapmaya çalışıyorum. Sadece waitlist'te böyle bir şey kullanmak için Liveblocks'u tercih ediyorum gibi düşünebilirsin. Çünkü ben aslında bu socket yapıları vesaire hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum ya da bilmek istemiyorum gibi düşünebilirsin. Sanırım bu tarz şeyler Supabase'de de Supabase'de de var. Farkları ne? Supabase'de de presence olduğunu biliyorum. Ama bu Supabase aslında birçok şeyi sağlayıp presence'ı ekstra olarak veriyor gibi. Ya presence'ı da kullandım Supabase'den daha doğrusu. Ama bu tamamen bunun üzerine özelleşmiş bir alan diye düşünebilirsin. Yani daha önceden bunu hani nasıl buldular, nasıl şirketleştiler şeklindeki konuşmalarını da izleme fırsatı buldum. Orada zaten bu Figma'dan önceki Vision şey Vision şeklinde bir şirket. Gene Figma'ya benzer bir araç yapıyorlar ama browser based değil, uygulamaya indirilen bir şey. Orada çalışan bir kişi aslında Steven. Daha sonrasında da işte bu şekilde uygulamaya bir özellik katmak istiyorlar ve bunun aslında ne kadar zor olduğunu, bunun üzerine 2 yıl çalışıyor aslında ekip olarak. Daha sonrasında da biz bunu neden ürün haline getirmeyelim şeklinde yola çıkıp oluşturdukları bir uygulama aslında bu. Başka sorusu olan var mı? Ya da ben bunu denerim, beğendim diyen var mı? Değil mi? Ben de denedim. Gene sorularınız olursa vesaire codingwithdidem@gmail.com üzerinden bana ulaşıp araştırın. Çok böyle büyük projekte bir şey var ya mesela şey oluyor ya Discord falan. Hı hı. Az bir şey koydun mu? Bununla yani örneğini görmedim. Yani benim en gördüğüm en kapsamlı örnek şeydi. Yeni starter kitleriydi. Onu incelemenizi tavsiye ederim bu arada. Orada yani bütün bu experience'ları bir starter kit'e koymuşlar aslında. İşte live cursor'lar var vesaire. İçerisinde işte doküman editleme, doküman izinleri verme, authentication hepsinin olduğu bir uygulama. Yani benim gördüğüm en kapsamlı örnek buydu. Daha çok gördüklerim live cursor'ı kullanayım, comment'i ekleyeyim şeklindeydi. Yani ben örneğini görmedim. Ama performans açısından İyi yani Vercel kullandığına göre kendi şeyinde bayağı da iyi gibi geldi bana. O zaman teşekkür ederim. Buyurun. Mesela diyelim ki bir tane sosyal medya uygulamam var. İçine Twitter Space gibi bir sesli sohbet özellikleri. Bunu Sesli sohbet özelliği. Biraz açabilir misin? Nasıl bir şey olacak? Yani kullanıcılar çevrimiçi olur. Yapılabilir evet. Özellikle bu çevrim içi bilgisi vesaire konularında kullanabileceğim bir şey. Evet. Rica ederim. Ama hani birden fazla oda oluşturmaya kalktığında vesaire hani ücretleri oluyor o şekilde. Ama en başta denemek istediğinizde vesaire mutlaka deneyin. Hiçbir initial cost olmadan doğrudan deneyebiliyorsunuz. Yani ben şu ana kadar comments'i de kullandım bu arada. Hiçbir ücret ödemedim. Broadcast özelliği ses ve görüntülü görüşmeyi desteklemiyordur herhalde. Bildiğim kadarıyla farklı soket üzerinden onun şey mantıklı bir seçenek değil, onu yapmadan yani. Bir soket attı. Broadcast verim gönderip oluyor. Yoksa ses görüntü de var mı? Ses görüntü yok. Yok görmedim öyle. Bir data olmuyor genelde web soket üzerinden. Evet. Bir data olmuyor. Tavsiye edin. Evet, daha çok böyle reaction butonları vesaire kullanılmış. En çok gördüğüm, yani en büyük data gördüğüm bu chat şeklinde işte slash ifadesine basıldığı zaman böyle odaya bir yazı yazıyorum, herkes görüyor şeklinde en büyük gördüğüm örnek oydu. Bu şekilde. O zaman beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.